Hepinize arkadaşlar. Bugün Logitech C922 Pro yayıncı webcam'i göstereceğim. Bunu inceleyeceğiz. Kutusu falan bayağı bir güzel. Daha videonun 15. saniyesinde zaten direkt girdik böyle. Kısa bir video olsun diye uğraşacağım. Böyle bir kutusu var. Arkasında falan böyle bir şey var, almadım bunu. Burada tripodu var. Kendi içinde tripodu var bunun. O tripodunun görüntüsü. Ses birazcık kötü olabilir görüntüde çünkü kamera, telefon kamerasına çekiyorum. Diyor ki görüntü ters, bunu montaj yaparken düzeltirim. 1080p'de 30 fps bir görüntü, nasıl diyeyim? Ya 1080p'de 30 fps bir video kaydı alabiliyorsunuz. 720p'de 60 fps bir video kaydı alabiliyorsunuz. Yani 1920 ve 1080 çözünürlükteyken 30 fps, 1280x720 iken galiba 60 fps yayın veya işte görüntü kaydı alabiliyorsunuz. Video kaydı falan. Onun dışında videonun mesela kutunun içinde şurada bir yer var. Burayı böyle, nasıl diyeyim, çekiyorsunuz şu şekilde aşağı kaydırıp kutuyu şöyle açıyorsunuz ve takılmış oluyor. Şu şekilde bir şey çıkıyor. Bir de böyle bir şey var içinde ekstradan da, o önemli bir şey değil, öyle karton. Bu tripodu kameranın. Bunu eğer masaya koymak isterseniz kamerayı, masaya falan koyacağınızda onun için hani masaya koyarsınız, bu şekilde durur. Ha, bir dakika. Aynen. Şöyle ayakları açılıyor. Böyle bir mesela düz bir yüzey diyelim. Şu şekilde böyle masaya koyduğunuzda bu şekilde durabiliyor. Şu var. Bunu böyle kameranın şeyi var. Nasıl diyeyim? Oynuyor burası. Böyle böyle oynuyor. Nasıl diyeyim? Buradan da büyük ihtimalle şöyle bir şey var. Bu şekilde. Bunu böyle şöyle şöyle sıkabiliyorsunuz. Ben bunu kullanmıyorum. Direkt bilgisayara takıyorum çünkü. Mesela başı şöyle dönüyor. Bütün böyle 380, 360 dönüyor yani. Ben bunu kullanmıyorum. O yüzden geri kutusuna koyuyorum. Siz isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Kutuyu kapatamadım ama şöyle göstereyim. Kutusu bu şekilde. Logitech diye. Yani zaten 922 Pro. Onun dışında bu arada ses kaydını tekrar söylüyorum. Telefonla aldığım için sesim, görüntüm böyle birazcık kötü olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi kamerayı telefondan göstereceğim. Ondan sonra da zaten bilgisayara geçip video kaydı, kameranın görüntü testini yapacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an monitörüm burada. Ben monitörün üstüne koydum. Böyle monitörün ışığını kapattım yansıma yapmasın diye. Kamera bu şekilde. Netleyelim. Aynen gördüğünüz gibi. Logitech'in zaten logosu var. HD 1080p yüzünü. Şöyle şu ışıklar var yan taraflarında, bir de şu tarafında var. Bu ışıklar taktığınız zaman bilgisayara normalde çalışmıyor. Bu ışık sadece nasıl diyeyim? Mesela OBS Studio var. Ona taktığınızda kamerayı aktif ederseniz, kamera aktif olduğu zaman ışığı yanıyor. Bir program kamerayı kullanmaya başladığı zaman kameranın ışıkları yanıyor. Şimdi bilgisayara geçiyorum. Bilgisayarda direkt kameranın görüntü testini yapacağım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an görüntümü Logitech C922 Pro'nun üzerine alıyorsunuz. Sesimi de bu şu an benim kullandığım Rampage'in kulaklığına alıyorsunuz. Kutuyu zaten göstermiştik. Tekrar şöyle bir göstereyim. Netlemesini göstereyim size. Güzel bir netleme oranı var. Hatta bir şey göstereyim. Bir selane göstereyim. Yani şöyle değişik bir şey var. Bunu bir netler mi acaba? Ha, gördüğünüz gibi netledi. Yani netlemesi falan çok güzel yani kameranın. Buraya kadar hala netliyor. Çekince de tekrar benim yüzümü kısa bir süre içinde tekrar netliyor. Kumbaraydı bu arada, içinde bayağı bir para var, ondan bayağı bir ses gelmiş olabilir, kusura bakmayın. Bir de kameranın istiyorsanız mikrofon testini yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda da sesimi Logitech'in ismini unutuyorum sürekli ya. Logitech C922 Pro üzerinden alıyorsunuz sesimi. Yani ses kalitesi güzel. Ama şöyle diyeyim, mesela bir mouse'a tıklama sesi falan geliyor. Klavye sesi. Bayağı geliyor. Mesela
bu seslerin çoğunu alıyor. Ya bir sürü ses alıyor. Mesela ben bir test yaptım. Ta öbür odada kardeşim bir video sesi açtı, video açtı. Ta oradaki ses bana buradan gelmiyorken kamera o sesi alıyor. Yani bütün sesleri alıyor. O yandan sıkıntılı. Hani tek başınıza yaşıyorsunuzdur evde diyeceğim. Kimse falan odaya girip çıkmaz veya birileri konuşmaz. Ki ona rağmen mouse sesi falan mesela bak. Bir ses filtresi falan yapıp belki bunu düzeltebilirsiniz ama bütün sesleri alıyor yani kamera. Ha, ses kalitesi de güzel. Hani böyle bir video için değil, hani biriyle konuşacaksınız idare eder çok da rahat veya bir arkadaşınızla konuşacaksınız görüntülü falan çok rahat sizi idare eder yani ses kaydı falan da iyi. Evet, geri değiştirdim sesi. Yani arkadaşlar dediğim gibi görüntüsü kalitesi falan güzel. Zaten bir yayıncı webcam bu. Twitch'te falan, Dilavi'da, YouTube'da yayın yapılacak bütün platformlarda yayın yapmak isteyenler bu kamerayı çok rahatlıkla kullanabilir. Tak çalıştı zaten. Takıyorsunuz direkt hazır. Ha şöyle göstereyim. Şu OBS'te eğer mesela böyle göstereyim. Böyle görüyorsunuz ya mesela bak burada video yakalamaya götürüyor. Buna tıklayıp özellikler diyorum. Burada şimdi çözünürlük türü özel. Ama bunda aygıt varsayımı olursa eğer ya burada fazla küçüldü ama hani o başka bir şey. Onu önemsemeyin. O benim zaten kamera normalde oraya küçülttüğüm için öyle oldu. Kare oldu. Şurada gördüğünüz gibi. Kare şu an görüntüm değil mi? Bunu özel yapıp 1920'ye 1080 olarak buradan böyle seçerseniz bir de FPS'de en yüksek FPS ve 30 FPS yapabilirsiniz. Video formatını da deneyebilirsiniz ama bana göre herhangi kalsın. Renk uzayını 709 yaparsanız çok rahat olur. Renk aralığını tam yapın ve arabayla almayı otomatikte kalsın. Onun dışında başka bir ayar yok. OBS'de yapmanız gereken bir ayar yok yani kamerayla alakalı. Onun dışında kamera güzel yani dediğim gibi. O zaman bu video bu kadar. Daha fazla böyle bir şey inceleme videosu falan gibi şeyler istiyorsanız kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Bay bay.